Herkese selamlar. 22-28 Ocak 2024 haftasını anlatacağım. Tabii ben size ne kadar astrolojiyi anlatsam da sizler ne kadar astrolojiyle ilgilenip arada bir doğum haritalarına bakmaya şöyle bir neymişim acaba diye internet sitelerinde çalışsanız da benim gördüğümü göremezsiniz. Çünkü neden diyecek olursanız Plüton Güneş'le dün el ele yani pazar günü el ele tutuştu ve işin ilginç yanı tuhaf bir aurayla buradan itibaren geçiyor. Tabii ki ben bu videoyu size çok öncesi hazırlıyorum. Bunu az buçuk artık dijital dünyadan çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden de bu videoyu yayınladığım haftada eğer ilginç şeyler gelişmiş olursa zaten biz burayı konuşmaya çalışıyoruz. Bir şey bekliyoruz. Adının ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Çünkü Güneş-Plüton kavuşumunun aslında orijinal bir etkisi, toplumda yankısı olacağını iyi biliyoruz. Dolayısıyla da astrolojik verilere göre toplumu ilgilendiren, kitleleri ilgilendiren, duygularımızı harekete geçiren bir kitlesel olay olabileceğini iddia ediyoruz. Ama bu iddianın 7 Ekim 2023'ten itibaren alacak olursak, tarihte fikri takip yapacak olursak bunun biraz da savaş teması olduğunu da iddia ediyor. Ama tabii dediğim gibi ben bu videoyu yayınladığımda aslında çok zaman önce çektiğim için neyin yaşandığını, nasıl yaşandığını altını hep birlikte sizlerle ben karşılıklı interaktif yazışarak, konuşarak anlaşacağız. Şimdi gelelim efendim bu haftaya. Haftalar öncesinden çektiğim bu haftayı size aktarmaya çalışacağım ama farkındaysanız bir şeyi anlatıyorum. Böyle Pandora'nın kutusunu anlatıyor gibiyim. Kaldırdığımda bir şey çıkacağına fazlasıyla inanıyorum. Önce ben inanıyorum. Tabii bunu dünyayı izleyerek hepimiz bu hafta genelini değerlendireceğiz. 22-28 Ocak haftasında Koç burçları enerjisi çok yüksek olacak. Biraz motivasyonu toparlamış olacak. Özellikle işle ilgili bir ayrılmama safhasından vazgeçmiş olacak. Hani işten ayrılsam mı, ayrılmasam mı gibi sloganları düzenlemiş olacak. Ve uzun zamandır kafasında bir takım ilişkileri de bir şekle sokmuş olacak sevgili Koçlar. Örneğin yakın kız arkadaşınız uzun zamandır aranızın annemoğlu olup olmadığını ya da birlikte olduğunuz kişinin ailesinden birilerinin duygularını çözüp çözemediğinizi, işin açıkçası WhatsApp'tan götürdüğünüz dostluklarınızı, ilişkilerinizi bugünlerde yüzle gelecek ve daha rahat bir şekilde evet ilişkimde problemim yokmuş diyebilecek sevgili Koç burçları, geldim Boğa burçlarına. Şimdi bu hafta 22-28 Ocak haftasında aslında bizim bir dolunayımız var. 25 Ocak Aslan burcuna gerçekleşecek bir dolunay var. Biz bu dolunaydan çok haz etmeyiz. Etmemiz de ihtimal yok. Sempatik bir dolunay değil. Bu sempatik olmayan Güneş'in Aslan'la birbirine meydan okuduğu ve Plüton'un da işte Kova'nın ilk derecelerinde hareket ettiği bu dolunayda aurası ve iletişimi sert. Dolayısıyla boğa burçlarını biraz sinirli yapabilir. Boğa burçlarına ekstra ödemeler çıkabilir. Örneğin 1960-69 yılları doğmuşsanız çocuklarınızın hayatında bir takım bilmediğiniz haberler, gelişmeler olduğunu öğrenebilirsiniz. Sevgili boğalar ama tabii ki 1960-69 doğumluysanız örneğin 90'lı çocuğunuzun evliliğinde bir takım sorunlar olduğunu öğrenebilirsiniz diyoruz sevgili boğalar. Maalesef biraz onun bilmediği bilgilere vakıf olacak, haberdar olacak. Aynı zamanda da maddi konularda bir takım girişimlerinin detaylarını öğrenecek. Yani 2023'ün sonundan beri iş kurmayı düşünen veya işini, eğitimini geliştiren sevgili boğalar aslında bunu biz şimdi mi yapsak, sonra mı yapsak gibi böyle zaman kayması yaşayabilir diyor ve aslında biraz planlarını değiştireceğini anlatmaya çalışıyor galiba bize bu haftanın teması. Ve geliyorum ikizler burçlarına. Şimdi efendim Aslan burcu dolunay yaşanıyor. Plüton zaten Güneş'in eteğine tutulmuş. İkisi aynı derecede hareket edemeyecek kadar birbirlerinden farklı hızlara sahip olan iki gezegen. Aslında biz burcu da Güneş'e de gezegen demek zorundayız astrolojide. Yaşamı temsil etse de zodyakta. Aslında bir yerde biz diyoruz ki bunların ikisinin elle tutuşması, tutuştuğu haftada sevgili ikizler burcu baş ağrıları, migren, uykusuzluk, halsizlik, isteksizlik ve en önemlisi iştah açıklığı, kilo alma ve en önemlisi ise ikili ilişkilerde birazcık çevresinin uzaklaşma hali verebilir. Bu hafta genelinde birazcık ta ki 25 Ocak'a biraz mızmızlık demeyelim ama isteksizlik hakim olacak sevgili ikizler burçlarında veya bir seyahatleriniz varsa sevgili ikizler burcu bu seyahatleri de bu döngüde bir anda kaydırma, iptal etme, değiştirme ihtimaliniz doğabilir.
Ve geldim yengeç burçlarına. Yakınınızda bir dolunay gerçekleşecek. Özellikle de bu dolunay 25 Ocak'ta gerçekleşecekse sizi 23-24 Ocak'ta ay burcunuzda hareket edecek. Biraz o 23-24 Ocak'taki ayın hali size iyi gelebilir. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Biraz o zihninizde çekmecelerinde olan o korkular, kaygılar, o detayların içine girme hali, çok düşünme hali. Biraz sanki bunları bu geçtiğimiz iki haftadır yönettiğinizi, daha rahat ettiğinizi, biraz değiştiğinizi fark edeceksiniz diyoruz. Ve tabii ki eski dostlarınızla görüşeceksiniz diyoruz. Hiçbir yengeç, hiçbir eski dostuna kopmaz. Sadece şu son 1,5-2 yıldır kopmuş gibi olabilir. Ama bu aralar görüşlerini işaret ediyor. Gökyüzü veya erkek kardeş, abi gibi figürler varsa sevgili yengeçler hayatınızda, onların hayatını biraz buralar dağınıklıkları, kaprisleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta sizi o kadar sorumluluklarına boğmuş olabilirler ki kendi güncel hayatınızdan koptuğunuzu da fark edeceğinizi işaret ediyor. Geldim aslan burçlarına. Efendim, hem Güneş hem Plüton hem Güneş ve Plüton burcunuz, karşıt burcunuzda hareket edecek. Dolunay'da burcunuzda yaşanacak. Ve bu 25 Ocak tarihinde olacak. Ve sizin için bu hafta iddialı olacak. Aynı sağlık konuları söz konusu olabilir. Hastalar duyabilirsiniz. Gece geç saatte çalan apar topar telefonlar söz konusu olabilir ki inşallah olmaz. Ama genel itibariyle sizi bu hafta böyle ani haberlerle veya ani yoğun bir iş temposuyla ya da işte iş arkadaşlarınızdan birinin işe gitmemesi ya da iş hasta olmasıyla birden fazla çok alana bölüneceğinizi işaret ediyor. O yüzden yoğun bir hafta geçireceksiniz. Sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Ani telefonlar söz konusu olacak. Ve biraz da gündeminizi değiştirecek, kafanızı karıştıracak bir takım bilgiler. Ben bunu bilgi diyorum ama bu dedikodu olabilir. Ondan sonra bir sır olabilir. Bunu artık siz yorumlayacaksınız. Sevgili aslanlar dedikten sonra ve geldim başaklara. Şimdi başaklar efendim bir şeye kafayı takarsa hepimize geçmiş olsun. Zaten Satürn karşıtlığından geçiyorlar. Ve dolayısıyla da bu aralar sevgili başaklar özellikle 22-28 haftasını obsesif davranacaklar. Başaklar burada alışveriş haftaları abartabilir. Özellikle bu hafta genelinde. Ondan ne yapıyoruz? İşte telefonunuzdaki alışveriş sitelerini silin efendim. Çünkü biz biliyoruz ki takıldılar, uzatacaklar ve ki başaklar da çok alışverişi sevseler de kendilerini kontrol edebilen bir burçlardır. Ama bu hafta genelinde biraz orada film kopacak gibi duruyor ve bu detayı da artık biliyorsunuz. Ve tabii ki sevgili başaklara diyoruz ki eğer yalnız bir başaksanız geçmişe şans vermeyin hocam. Geçmişe şans vermeyin. Adı üstüne geçmiş. Yanınızdan geçip gitmiş bir daha gelse ne olur diye artık Plüton Kova sayesinde ben de bir açıldım, pir açıldım moduna geldik. Dedikten sonra terazilere geçiyorum. Terazilerin kıskançlıkları, merakı, dedikodu konuları gündeme gelebilir. Merkür'ün Oğlak Burcu'nun hareket etmesi güneşinize 90'lık yapacağı için dolayısıyla sizin birçok haber söz konusu olabilir. Bu dönemde kilo almanız gündemdeyse iştahınızı kesmeniz tabii önemli. Çünkü diyet yapmak için doğru bir zaman mı? Gezegenler yer değiştirirken zaten biz basınçla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bazen dengemizi kaybedebiliriz, unutkanlık söz konusu olabilir, bazı kelimeleri yutuyor olabiliriz. Hiç ummadığımız kişilerin sağlık konularını duyabiliriz. Teraziler gündeminiz çok dolu. Hele de bir de farklı yani çok çeşitli bir neyin olduğu, kültür olarak, fikir olarak, eğitim olarak farklı olduğu bir ortamda çalışıyorsanız vay halinizi her kafadan bir ses çıkacak haftasına hoş geldiniz diyoruz. 22-28-2024 haftasına akrep burçları. Akrep burçları bu hafta genelinde biraz kendilerini kenara çekecekler. Geçtiğimiz haftadan beri biraz daha hastalık, nazlı, kırgın, kızgın ve kendini ifade etmek istemeyen nötr bir havada hareket ediyorlar. 23'ünde zaten Venüs toprak burcuna geçti ve dolayısıyla gökyüzünün bir tarafı toprak, bir tarafı hava, bir tarafı su. O yüzden de akrep burçları biraz inatçı bir hal sergileyecek. Ben bu videoyu izleyen tüm akreplere şunu söylüyorum. Bu bölümü kesin. Sizi kızdıranlara bu bölümü atın. Akrep burçlarını arayın efendim. Arayın alttan alın hiçbir şey yokmuş gibi davranın ama bir şekilde akrep burçlarının bu aralar öfkesini, sinirini ya da kırgınlığını çözümleyin derim. Sevgili akrep burçlarına teknolojik aletlerinize dikkat edin. Başınızı ağrıtabilir. Özellikle mimarsanız, mühendisseniz, bankacıysanız ve bir takım çizel yani bilgisayarınız doluysa. Telefonunuz doluysa lütfen buralara dikkat edin dedim ve geldim yay burçlarına. Yay burçları eğer ebeveynse
çocukları var ise çocuklarınızın sağlık olarak, fikir olarak, arkadaşlarıyla iletişim olarak aynı şeyler yaşayabilirsiniz. Hiç benim çocuğum böyle yapmazdı sözlerini bu aralar biz yay anne babadan duyacağız. Bilginiz olsun. Sebebi de gökyüzünde işte bir dediğim gibi 3 gezegenin Oğlak Burcu'nda, hatta 4 gezegenin Oğlak Burcu da diyebilirsiniz ama burada Güneş de burç değiştireceği bir hafta 22-28 haftasında. Dolayısıyla Güneş de Kova'da biliyorsunuz. Geçişte de yay burçlarının, özellikle ebeveyn yay burçlarının çocukları ergen veya küçük olsun. Biraz böyle çevresel konularda bir takım diyaloglara, iletişime, hayal kırgınlıklar, kızgınlıklar, yanlış anlaşılmalar, çocuklar arasındaki çekişmeler gibi konular gündeme gelebilir. Tabii bu haftanın yeni birazcık birileri bir şeyler kaybediyor ya da unutuyor ya da dalgınlığına geliyor. Sevgili yay burçlarının direksiyon başındaysanız çok fazla lütfen trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü küçük kazaları da tetikleyebilir. Bu kadar önünüzdeki burçta hareket eden gezegenler stellium yapıyor demek istiyoruz. Şimdi stelliumu da komik bir şekilde öğretmek isterim. 3'ten fazla gezegen elde de tutuşuyorsa halay çekiyor gibi düşünün. Ve bunlar halay çekiyorsa bizim başımızı ağrıtıyor anlamına gelir. Ve burcunuzun yakınlarında böyle bir halay söz konusuysa unutkanlık, küçük kazalar söz konusu olabilir. Yani biz gezegenlerin retrosundan çok aslında bir üst üste gelmesinden haz etmemeliyiz diye de küçük böyle minik astroloji de öğretileri paylaşmak isterim. Ama tweetburç.com.tr'de astro öğren bölümüne de uğrayın. Oraya da çok ciddi yazılar yüklüyoruz bilginize. Ve geldik Oğlak burçlarına. Plüton'dan kurtuldu ama unutmayın savaş gezegeni burcunuzda. Aynı zamanda Venüs burcunuzda. Dolayısıyla da iki ayda aslında iki tane önemli gezegen burcunuzda. Oğlaklar bu aralar bir şey halinde, iki ilişkilerine mücadele halinde. 22-28 tarihler arasında kaç yıllık evli olduğunuzun bir önemi yok. İlişkinizin de kaç günlük olduğunun bir önemi yok. Eşle tartışacağınız, mücadeleye gireceğiniz, sitem edeceğiniz, naz yapacağınız, trip atacağınız veya sinirleneceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. O yüzden birlikte olduğunuz kişiye lütfen bu kadar yüklenmeyin. Eski konuları sakın açmayın diye tavsiyelerde de yine Twitter tavsiyelerinde de bulunuyorum demek isterim. Ve oğlakların bu hafta geleni biraz ilişki odaklı olacak. Çünkü işlerini çok iyi bilip yapan burçlar olduğu için ve gezegenlerin yarısı da Kova'da olduğu için sevgili oğlak burçlarına hava toprak geçişi yarayacak diye düşünüyoruz. Kariyer evinde ama iki ilişki evinde fazla detaya gidecek. Artık birliktelik, sevgilisi oğlak, eşi oğlak olanlar, şaka yapmıyorum, gerçekten bu hafta geline dikkat etsin. Gelelim kova burçlarına. Sevgili kovalar. Sizi nasıl anlatsam, bir tarafta yapay zekayı anlatıyorum, biraz taraftan teknolojiyi anlatıyorum, bir tarafta dünya sokağa dökülecek, sizin humanistliğiniz sayesinde bütün insanlığın bugüne kadar arkasından çeviren kirli ne varsa hepsi ortaya çıkacak diyorum. Peki bu kadar dünyayı verirken ben sizin hayatınızda ne bilmiyorsanız? Yıllardır evliyim, eşimin evi olduğunu bilmiyordum. Yıllardır evliyim. İşte eşimin aslında ailesinden bir mirası varmış, onu bilmiyordum. Yok işte yıllardır burada çalışıyorum, meğerse şu şunun adamıymış, bilmiyordum gibi açık örnekler veriyorum. Ne de olsa burası YouTube, konuşmak serbestmiş. O yüzden de efendim sevgili kovalar, ne bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. O yüzden de hep derim ya hani yerin altı mı üstü mü çok şey öğreneceğimiz bir haftadayız. Herkes çok şey öğrenecek ama kovalar sayesinde öğreniyorken kovalar da çok şey öğrenecek. Davranış biçimi değişecek. Buralardaki böyle pes etmeniz, vazgeçmeniz, çevrenizdekileri böyle ısırır gibi konuşmanız aslında boşuna değil. Bir değişimin, bir kabuk atmanın içinden geçiyorsunuz dedim ve balıklara geliyoruz. Şimdi ben ne zaman balık burcu desem senin Cumhurbaşkanı'nın burcuna gidiyorlar ama bu ülkede balık burcu çok hocam. Yani bilginiz olsun. Dolayısıyla 20 Şubat'tan sonra doğan ortalama herkes balık burcu oluyor. Eğer balık burcunu şahsınızla değerlendirmek istiyorsanız, örneğin Beren saatimi merak ediyorsunuz. 70-84 arası doğumludur o. Hatta haritasında 84 geçiş var. Onu orayla değerlendireceksiniz. Yani herkes yılı kadar diye de yorum yapmak lazım. O yüzden de balık burçları bu hafta genel balık burçlarını anlatıyorum. Yani lütfen burada balık burçlarını düşünün. Hatta balık dediğimizde bence siyasi isimler çok denizlerimiz aklımıza gelsin. Çünkü biz üç tarafı denizlerle dolu bir ülkeyiz. Denizlerimiz ısınacak. Denizlerimizi çok konuşacağız. Denizlerimizde Türk askerinin kuşlanması, bakın işte gördünüz mü balık işte. Burayı deneyin bakalım.
Şimdi dolayısıyla Satürn balıkta zaten. Dolayısıyla balık burçları ise balık burçları eski iş yerlerinin iş teklifi alabilirler. Ha beni niye aradılar diye şaşırabilirsiniz. Eğer çocuk planlarınız var ise bir anda sürpriz bir gebelik, bebek gündeminize gelebilir. Muzmin bekar bir kardeşiniz, ailenizde bir kuzeniniz, büyüğünüz biri var ise uzun yıllardır belki boşanmıştır, evlenmemiştir ya da hiç evlenmemiştir dediğimiz tanıma giriyorsa onların bir anda hayatı şekillenebilir. Ve en önemlisi miras, toplu para, hiç aileden görmediğiniz, hani unuttuğunuz ya da hiç bu çözülmez dediğiniz konular varsa bunlar önünüze gelebilir. Farkındaysanız böyle bir Plüton kova hallerini de bol bol anlatıyorum ama lütfen tweetburç.com.tr'de özellikle 25 Ocak Aslan Burcu Dolunay'ı okumayı unutmayın. Ve bu hafta genelinde sizi bu Dolunay'dan dolayı çok korkutacaklar. Zaten olan olacaksa benim bu videoyu haftalar önce çektiğimi buralara kadar olmuş olacağını da sanırım videonun başında yakaladınız der. Korkuya teslim olmuyoruz. İnsanlık kazanacak der. Tweetburç.com.tr'ye hepinizi beklerim. Sevgiler.